Dax ve nişanlısının gelmesi için daha ne kadar bekleyeceğiz? Asla vaktinde gelmiyor. Hep geç kalıyor. Onu arayıp nerede kaldığını soracağım. Baba lütfen. Daha fazla bekleyemem. Nişanlısıyla tanışmak istiyorum. Hem de bir an önce. Baba, lütfen biraz sabırlı ol, rica ediyorum. Sen de biliyorsun. Dax'ın nişanlısıyla Purvi tamamen farklı insanlar. Onlar asla aynı kişi olamazlar baba, bunu biliyorsun. Evet, belki de. Ama onun sesi, Purvi'nin sesi ise belki de hayatta olabilir. Bu durum içimi kemirip duruyor. Ve bir an önce işin gerçeğini öğrenmeliyim. Yoksa delireceğim. Neler söylüyorsun sen? Böyle konuşma. Lütfen sakin ol. Şükürler olsun. En azından vaktinde geldik. Yoksa beni hep geç kalan biri sanacak. işte orada. Hadi. Dax, bir dakika. Chutney ablam arıyor. Onunla konuşayım, geliyorum. Acele et ama. Tamam. Güzel. Alo? Alo? Merhaba Dax. Ben Veer. Memnun oldum. Ben de. Bay Vrendra. Nasılsınız? Hoş bulduk. Ben iyiyim. Yalnız mı geldiniz? Nişanlınız nerede? Hayır. Tabii ki geldi. Alo. 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 Dani, duyamıyorum. Benim abla. Duyabiliyor musun şimdi? Alo. Dani, dışarı çık da konuşalım. Telefonun çekmiyor. Bir saniye. Bu sefer size verdiğim bütün sözleri tuttum. İşte. O mu? Beyaz sarili telefonda konuşan mı? Evet, beyaz sarıyı giyen. Bay Vrendra, nişanlım hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel biri, öyle değil mi? Sizin nişanlınız çok güzel. Alo? Alo, Chutney abla, duyabiliyor musun? Dani, hemen Dax'la hastaneye gelin. Babaannem astım krizine girdi. Şu an hastanedeyiz, hadi kızım. Tamam abla, merak etme, hemen geliyoruz. Tamam, acele edin. Ha, şuraya bak. Dani arıyor. Alo? Alo, Dax, hemen gelmelisin. Chutney ablam hastaneden aradı. Babaannem astım krizi geçiriyormuş, acele et. Ne? Sen merak etme, hemen geliyorum, tamam mı? Tamam, hadi. Niye kalktınız? Ne oldu? Bay Vrendra, çok üzgünüm. Babaannem astım krizine girmiş. Onu hastaneye götürmemiz gerekiyor. Çok üzgünüm. Neden bilmiyorum ama ne zaman görüşsek bir sorun çıkıyor. Lütfen başka bir zaman erteleyelim. Hemen gitmem gerekiyor. Lütfen endişe etmeyin, gidin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Gördün mü babacığım? Purvi asla hayatta değil. Dax'ın nişanlısı Dani ve Purvi aynı insan değiller. Baba, lütfen beni yanlış anlama ama bence artık onu unutma vaktin geldi. Doğru söylüyorsun Bir. Purvi'yi düşünerek nasıl böyle deliririm? Benim onu düşünmem onu geri getirmeyecek ki. Veya hayatta olmadığı gerçeğini değiştirmeyecek. Purvi aramızdan ayrılalı tam 6 ay oldu. Artık burada kalmak istemiyorum. Yarın sabah Revari'ye döneceğim. İşim bitti. Yarın dönelim. Müdür bey kulaklarınızı tutarken yere çömelmenizi istedi. Bu şekilde cezanızı çekemezsiniz çocuklar. Hemen eğilin bakalım. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi şanslar. Sağ ol. Ne oldu? Dax, ben iyi hissetmiyorum. Babaannen hastanede ve ben işe gidiyorum. Lütfen onun yanına gideyim. Bugün çalışmasam da olur, değil mi? Sorun değil Dani. Sen merak etme. Bütün gece onun yanındaydın ve şu anda çok daha iyi olduğunu da biliyorsun, değil mi? Ayrıca babaannem ilk iş gününde işi kaçırmanı da istemiyor. Lütfen, ilk iş gününde işe git. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Dani, diyecektim sana. Okuldaki çocuklarla bu kadar nazik konuşma, tamam mı? Ama neden?
Çünkü çocukların sana bağlanmasını istemiyorum. Çok sevgi olmasın. Ne demek istediğini anlamadım. Neden? Aslında benim demek istediğim şey, ya biri babası için seni beğenmeye başlarsa babaanneme ne diyeceğim ki? Müstakbel gelinin okuldan bir çocuğun annesi olmaya karar verdi mi diyeceğim? Bu olmaz değil mi? Bak sen delirmişsin. Saçmalıklarını da al işine git. Görüşürüz. Görüşürüz. Okulumuzda iki horoz varmış. Hey, dikkatli baksana. Bir tane horoz var burada. Diğeri de tavuk ki. Gülmeyin. Eğer bir öğrenci daha onlara gülerse aynı cezayı alacaklar. O yüzden hemen sınıfınıza gidin. Hadi. Affedersiniz. 3A sınıfın ne tarafta acaba? Şuradan. Üst kat hanım. Teşekkür ederim. Bana fil diyen bu çocuklar da kim böyle? Nerelerdeydin fil? Nerelerdeydin? Seni biliyordum fil. Seni her yerde aradım. Lütfen bizi bir daha bırakma fil. Lütfen. Lütfen bizi bırakma. Şşş. Geçti tamam. Sizin gibi çocuklara ağlamak hiç yakışmıyor. Demek filinizi kaybettiniz. Hiç sorun değil. Çocuklar her zaman oyuncaklarının yerini karıştırır. Filinizi bulmanıza yardımcı olacağım. Bu kadar sevdiğiniz bir şeyse onu bulmak da bizim görevimiz. Siz merak etmeyin, olur mu? Hadi şimdi doğru sınıfa. Filinizi birlikte bulacağız. Hadi bakalım. Ama filimiz sensin. Seni arıyorduk biz. Oradan file mi benziyorum ben? Sen bizim filimizsin. Ben gergedanım. Ablam da tavşan. Evet Fil, neden bizi terk ettin? Seni çok özledik. Sen gittikten sonra babam bizle konuşmayı bıraktı. Ve artık bizi sevmiyor. Sürekli bütün gün tek düşündüğü kişi sensin. Lütfen dön. Babam seni görünce çok mutlu olacak. En sonunda seni bulduk Fil. Lütfen gel. Evet, dur lütfen. Hadi Fil, lütfen gel. Bir saniye, nereye gidiyoruz biz? Babamızın yanına. Aman tanrım, siz... Hala burada mısınız? Sizi rahatsız mı ettiler hanımefendi? Hayır, rahatsız etmiyorlar. Sanırım yenisiniz. Ne yaptıklarını bilmiyorsunuz. Çok masum duruyor olabilirler. Ama yaramazdırlar. Dün akşam müdür beyin odasına girmişler efendim. Hadi, sınıfınıza gidin. Hadi. Gitmeyeceğiz işte. Size gideceksiniz dedim. Bir saniye lütfen. Çocuklar, belki de karıştırmış olabilirsiniz. Ben filiniz değilim. Ama size bir söz verebilirim çocuklar. Filinizi bulmanıza kesinlikle yardım edeceğim. Şimdi siz sınıfınıza gidin, ben de sınıfıma gideyim, tamam mı? Sanırım yenisiniz. 3A. Sınıfınıza gidin. Hadi siz de sınıfınıza gidin çocuklar, tamam mı? Abla, filin nesi var böyle? Neden bizi tanıyamadı? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum Manas. Şimdi nasılsınız bayan? Çok iyiyim. Her şey yolunda mı? Evet. Çok güzel. Dinlenmiş gözüküyorsunuz. Evet. Doktor bey. Buyur. Bir saniye. Babaannem iyi mi? Her şey yolunda mı? Bay Dakş, her şey kontrolümüz altında. Ama babaanneniz ağır bir astım krizi geçirmiş. O yüzden fazladan ilgi lazım. Akciğerleri ve kalbi... İkisi zaten çok zayıf. O yüzden onu mutlu tutmalısınız. Çünkü herhangi bir stres onun için ölümcül olabilir. Aman tanrım. Ne yapacağım? Şimdi nasıl söyleyeceğim? Evlenemeyeceğimi nasıl açıklarım ki? En başından beri Dani ile sadece numara yapıyorduk.
Bunların hepsi babaanneme çok ağır gelir. Aa, baba neden şöyle yapmıyoruz? Sen Revari'ye bence önden git. Benim birkaç işim var. Ben onları halledeceğim. Akşama doğru gelirim. Tamam. Görüşürüz. Manas, babam bugün köye dönüyor. O yüzden filin haberini hemen vermeliyiz. Gitmeden söylemeliyiz. Ama abla, babama nasıl haber vereceğiz? Evet, evet. Tamam, ben seni sonra arayacağım. Ne oldu canım? Niye ağlıyorsun? Amca, babam çok ağır yaralı. Onun için ağlıyorum. Lütfen gelip bize yardımcı olur musun? Lütfen. Tamam, hadi. Teşekkür hadi. Teşekkür ederim. Canım, baban nerede? Burada hiç kimse yok ki. Az önce buradaydı. Bilmiyorum ki. Sen istersen dön. Lütfen telefonu aç baba. Bu çocuklar yüzünden başım çatlıyor. Benim telefonum nerede? Kesin o çocuğun bir parmağı var. Ne baba, oldu? Lütfen telefonunu aç. Telefonunu açmıyor. Bilinmeyen numaradan beni kim arıyor ki? Alo? Alo baba. Lütfen hemen buraya geri dönmelisin. Joey? Kimin telefonundan arıyorsun? Siz iyi misiniz? Evet baba. Biz çok iyiyiz ama lütfen geri dön. Ama tatlım, en azından ne olduğunu söyle bana. Çünkü bugün filmimizi gördük. Bizim okulumuzda çalışıyor. Hemen geri dön. O da burada. Sen ne demek istiyorsun? Alo, Joey, Joey. Benim telefonumla ne yapıyorsunuz? Hemen benimle geliyorsunuz. Müdür beyin bundan haberi olacak. Gelin. Çocukların okuluna gidelim. Acele et. Joey ne demek istedi? Çocuklarla Purvi aynı okulda mı? Hayır, bu gerçek olamaz. Aptal kız orada olamaz. Ama çocuklar onu gördüyse gidip kendi gözümle bakmam lazım. Ancak öyle emin olabilirim. Evet, gelin. Günaydın Bayan Dani. Günaydın efendim. Aslında bugünlük derslerimi bitirdim. Üzgünüm, erken çıkmam gerekiyor. Dakşin babaannesini hastaneye kaldırdık da astım krizi geçirdi. Gidebilir miyim? Evet, gidebilirsiniz. Teşekkür ederim efendim, sağ tamam. olun. Sürebildiğin kadar hızlı sürsene, ne yapıyorsun? Düz, düz devam et, hadi. Nerede gördünüz? Purvi'yi nerede gördünüz? Hadi söyleyin. Onu burada gördük baba. Evet baba. 3A sınıfının öğretmeniymiş. Üst katta. Üst kat mı? Bir bakayım ben. Aptal kız.
Pardon, ne dediniz? Kusura bakmayın, ben başkasıyla karıştırdım. Okulun her yerinde aptal kızı aradım. Nereye gitmiş olabilir ki? Sanırım müdür beyin odasına gidip bizzat kendim sormalıyım. Aptal kızı bulacağım. Merhaba. Merhaba. Acaba elinizde hal hal var mı? Evet. Alo. Neredesin? Delhi'den çıktınız mı? Evet, babam çoktan gitti. Akşama geleceğim. Alışverişteyim. Alışveriş mi? Kimin için? Benim için mi? Evet, bir şey alacağım. Sana, evet, sonra ararım. Görüşürüz. Yüce Tanrım, sana da mutlu oldum. Düğünden beri ilk defa bana bir şey alacak. Lütfen bunu paketler misiniz? Dani? Evet, Dax. Sen okuldan erken mi çıktın? Ne oldu? Evet, ilk günüm olduğundan fazla dersim yoktu. Ben de müdür beyden izin alıp buraya geleyim dedim. Söylesene, babaannen nasıl oldu? Babaannemin durumu daha iyi. Doktor dedi ki astım krizi bayağı bir ağırmış. Ama durum kontrol altındaymış. Ama ne oldu? Ama doktor dedi ki yaşından dolayı akciğeri ve kalbi çok zayıfmış. O yüzden onu mutlu edip stresten uzak tutmalıyız. Ve onunla ilgilenmeliyiz. Dikkat etmemiz gerek. Sen merak etme, olur mu? Doktorlar mutlu etmeliyiz dediyse biz de mutlu ederiz. O mutlu olacak. Onunla ilgileneceğiz. Hadi gidip babaannenle konuşalım. Tamam. Gel. Babaanne? Şimdi nasıl hissediyorsun? Ben çok iyiyim kızım. Şimdi seni de gördüm. Hastalığım iyileşti bile. Bunun olması için telefonundan uzak durmalısın. Hmm. Hem sen hem de telefonun dinlenmeli biraz. Babaanne, Daksh doğru söylüyor. Dinlenmen gerek. O yüzden rahatına bak, olur mu? Pekala, sonra bakarım. Ver, bana ver. Ama benim telefonum. Verir misin? Hayır, gerek ver. Yok.
Sizi torunumun nikah törenine davet ederim. Daksh Singh Shekhawat ve Dani. Ve tarih de... Daksh? Babaanne, bu ne demek oluyor? Bu faturalar ve nikah davetiyeleri. Yemeği bile ödemişsin. Salonu bile tutmuşsun. Ne yaptın böyle sen? Bu kadar aceleye ne gerek vardı? Nasıl yani? Sen benim yaşımın farkında mısın? Çok yaşlandım. Hastanedeyim. Astım krizi yüzünden geldim. O yüzden ölmeden önce nikahınızı görmek istiyorum ben. Babaanne, lütfen bu şekilde konuşma, olur mu? Hem neler söylüyorsun? Sen 100 yıl daha yaşayacaksın. Bir asır daha yaşayamam. Ama 3-4 güzel yılım daha olacağını biliyorum. Babaanne, her şeyle dalga geçmeyi bırak artık. Dünden beri seninle önemli bir şey konuşacaktım ama bu konuda bana danışmadan her şeyi kendi başına halletmişsin. Ve bu önemli bir şey olabilirdi. Sakin, şş. Babaanne, durum şu ki... Tamam. Seni dinliyorum. Hadi söyle, ne oldu, anlat bana. Babaanne, durum şu ki Dani ve ben... Babaanne, bir şey yok. Daksh'ın demek istediği şu. Sen neden bizim için bir salon tuttun ki? Biz zaten nikah gününü ayarlamıştık. Ne yapacağız şimdi? Bu mu sorundu? Bu çok basit. Bunun çözümü var. Bak, nikahı benim seçtiğim salonda yaparsınız. Düğünü de sizin seçtiğiniz salonda yaparız. Benim için hiç sorun değil. İşte bu şekilde benim gönlüm olmuş olur. Siz de istediğiniz yerde düğün yaparsınız. Lütfen sen dinlen babaanne. Biz de o sırada biraz konuşup geleceğiz. Onu mutlu etmemiz gerek Daksh. Şu an bizim için sağlığı her şeyden önemli. O yüzden ona bir şey olursa kendimi affedemem. Şimdi yalan söylüyorsak buna devam etmek zorundayız Daksh. Ona şu an gerçeği söyleyemeyiz. O yüzden yalana devam etmeliyiz. Henüz bu oyunu bitiremeyiz Daksh. Müdür bey. Evet. Affedersiniz ama bir şey sormalıyım. Tabii Bay Sing. Buyurun, sorun lütfen. Söyler misiniz, 3A sınıfına yeni bir öğretmen mi tuttunuz? Evet Bay Sing. Bugün yeni bir öğretmen başladı ama neden sormuştunuz? Size soruyorum çünkü onun ismi Purvi mi? Hayır Bay Sing. Adı Bayan Dani. Dani mi? Evet Dani. İşini seven ve oldukça iyi bir eğitmen. Öğretmenliği dışında okulumuzun bağışçısı Bay Daksh Singh Shekhawat'ın da nişanlısı olur kendisi. Bu kadın o mu? Evet o, Bayan Dani. Yüce Tanrım, beni nasıl imtihan ediyorsun? İlk önce Daksh'ın telefonunda aptal kızın sesini duydum. Ama dün akşam nişanlısını görünce başka bir kadın olduğunu düşündüm. Aptal kız değildi. Purvim değildi. Eğer o aptal kız değilse çocukların gördüğü kimdi? Müdür bey şimdi Purvim'e Dani dedi. Nasıl aynı kişi olabilir? Kim gerçek, kim yalan? Eğer bunu öğrenmek istiyorsam Dani ile yüz yüze tanışmalıyım. Daksh'ın evine gitmeliyim ve nişanlısıyla yüz yüze tanışmalıyım. Ancak böyle gerçeği öğrenebilirim. Daksh'ın nişanlısı Dani mi yoksa aptal kız mı? Teşekkür ederim. Ne oldu Dani? Neden üzgünsün? Babaanneme doğruyu söylememiz gerekiyordu. Ama sen bana izin vermedin. Daksh, endişeliyim çünkü babaannenle ilgili dediklerimin hepsi doğruydu. Başka şansımız yok çünkü sağlığı daha da kötüleşebilir. Böyle bir şeye sebep olursam kendimi asla affedemem. Bir ömür bunun yüküyle yaşayamam. Zaten ikimiz de yaptığımızın bir rol olduğunu biliyoruz Daksh. O yüzden o Londra'ya dönene kadar buna devam edebiliriz. Bunu yapabiliriz Daksh. Söylesene, babaannen şu an nerede? O çoktan nikah salonuna gitti bile. O kadar heyecanlı ki bizden önce bütün hazırlıkları yapmış. Babaanne çok... Ay,
Bugün de akşam nikahını yapıyoruz. Bugün sabaha kadar dans edeceğim ben. Dakşekavat'ın evini, acele. Tamam tamam, dur artık dur. Burada başlarsan orada ne yapacaksın ki? Sen onu hiç merak etme. Nikahın için bir sürü dans figürü hazırladım bile. Nikahın başlar başlamaz düğüne kadar dans edip duracağım ben. Ve hiç bitmeyecek dansım, inan. Gerçekten de hiç bitmiyor. Ama nikah için doğru zaman elbet gelecek. Ah, o yüzden doğru. Dansına biraz ara ver. Babaannem bizi bekliyor. Yanına gidelim artık ha? Evet evet, doğru. Bana sadece 2 dakika ver. Hadi, tamam mı? Hadi git çantanı al artık. Ha, geliyorum. Ah tamam, hadi binin. Hemen binin hadi. Aa, bayım bayım. Bay Daksh için geldim. Ona Brendra Pratap Singh'in geldiğini söyle. Bay Daksh evde değil. O zaman Dani'yi çağır. Efendim, o da değil. Nikah için gittiler. Bay Daksh'la Bayan Dani'nin nikahı var. Bugün nikah mı kıyıyorlar? Nikah salonu nerede? Efendim, ben sadece bir bekçiyim. Bana neresi olduğunu söylemediler. Eğer bilseydim size söylerdim. Şimdi Dani'ye nasıl ulaşacağım? Nikah salonunun nerede olduğunu nasıl öğreneceğim? Vay canına, ne kadar güzel. Babaanne. Nasıl olmuş, beğendiniz mi? Çiçekler, ışıklar, her şey nasıl olmuş, beğendiniz mi? Asıl biz sormalıyız. Sevgili babaannemizin sağlığı nasıl acaba? Doğru. Her şey senin yanında basit kalır. Her şey için çok teşekkür ederim. Gel canım, gel. Artık Daksh'ın dostu değilsin. Artık resmi olarak sen de bu ailenin bir kızısın. O yüzden bu özel gün için sana özel bir hediye aldım. Hediye vermeye başladık mı? Bak canım. Bu aile yadigarı elbisemiz. Bunu kızıma vermiştim. Daksh'ın annesi evlenirken ona vermiştim. Şimdi de bugün sen giyeceksin. Nikah töreni için. Hemen üstünü değiştir bakalım. Hemen başlayalım. Tamam. Lütfen odasına götürür müsünüz? Evet, eşlik. Hadi gidiyorum. Bunlar da ne? Kafamda dönen bu anılar da ne böyle? Onlar kimdi ve ne yapıyordu? Bay Virendra, nasılsınız? Ben çok iyiyim Daksh. Ben evinize gelmiştim ama siz dışarı çıkmışsınız sanırım, öyle mi? Evet Bay Virendra, dışarıdayız. Ama siz... Delhi'de misiniz? Revari'ye dönmemiş miydiniz? Evet, dönmem gerekiyordu ama değerli bir şeyi burada unuttuğumdan ben de onu almadan dönmek istemedim. Bu arada değerli bir konu daha var. Onu da unuttunuz. Nasıl? Anlamadım. Ne demek istediğinizi anlamadım. Neyi unutmuşum? Dani'yi unuttunuz mu? Hala onunla sizi tanıştırmadım Bay Virendra. Hayır. Dani nişanlınız. Nasıl unutabilirim? Ne zaman sizi tanıştırmak istesem hep bir sorun çıkıyor. Ama bugün Tanrı bize mükemmel bir şans ve zaman verdi. Bay Renda, biz bugün nikah kıyıyoruz. Size salonun adresini mesaj atacağım. Lütfen siz de gelin, tamam mı? Hem Dani ile de tanışmış olursunuz ve sizin de duanızı almış oluruz.
Lütfen reddetmeyin. Evet olur, tamam. Tamam. Doğru söyledin Dakşir. Aptal kız en değerlimdir. Ama Dani eğer benim Purvi'mse o zaman en değerlimi senden geri almaya geleceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.